Okyanus 40 Seans TYT kitabında 25. seansın testlerini çözeceğim. Bir araç 800 kilometrelik yolu 5 saatte aldığına göre saatteki hızı nedir? Şimdi yolumuz 800 kilometreymiş, hızımız V olsun, 5 saatte bu yolu alıyor. Formülümüz yol eşittir hız çarpı zamandı. Burada yolun uzunluğunu 800 vermişler. Hızımızı bilmiyoruz. T yerine de 5 saat dedikleri için 5 yazıyoruz. Her iki tarafı 5'e bölünce 800'ü 5'e bölersek aracın hızı 160 olur. C şıkkı. İkinci soru. İki araç şekildeki gibi A ve B noktasından aynı anda belirtilen hızlarla harekete başlıyor. Bakın ikisi aynı yöne gidiyormuş. 4 saat sonra arkadaki araç öndeki araca yetiştiğine göre yavaş olan aracın hızı saatte kaçtır? Bunlarda hızları farkı çarpı zaman aradaki mesafeyi veriyordu. Bunun sebebi T saatte B'den çıkan araç C'ye gelirken aynı T saatte A'dan çıkan araç yine C'ye gelip onu yakalıyordu. Bu 4 saatte gerçekleşmiş. Şöyle yapıyoruz. 6 ve arkadaki aracın hızı 6 ve 4 saatte 6 kere 4 24 ve kadar yol yapar. Bu 4 V'lik araç ise 4 saatte 4 V çarpı 4 16 V'lik yol yapar. 24 V'den 16 V'yi çıkarınca şuradaki 240'ı buluruz. 24 V'den 16 V'yi çıkarınca 240'ı buluruz. Yani ne yaptık? Hızları çarpı farkı çarpı zaman yapmış olduk. 8 V eşittir 240. Her iki tarafı 8'e bölünce V'yi 30 bulduk. Evet. Bize neyi sormuş? Yavaş olan yani 4 V'lik aracın hızını sormuş. V 30 ise 4 V 4 kere 30 120 yapar ve cevap E olur. Yavaş aracın hızı 120'ymiş. Yani pek de yavaş değil ama. Üçüncü sorudayız. Burada iki geyik görüyorum. Asma köprü üzerinde birbirine doğru 20 metre bölü dakika ve 30 metre bölü dakika hızla hareket eden iki dağ keçisi. Dağ keçileri birbirlerine doğru hareket ediyorlar ve 2 dakika sonraki aralarındaki mesafe ne olur diyor. Şimdi şuraya taşıyalım bu şekli. Buradaki keçinin hızı 20. Buradaki keçinin hızı 30 ve aralarındaki mesafe 120 metre. 2 dakika, şimdi bu metre ve dakika cinsinden olduğu için hiçbirini birbirine çevirmemize gerek yok. Metre bölü dakika diyor. Bu da 20 metre gidiyormuş 1 dakikada. Şimdi 20 metre bölü dakikalık bir keçi 2 dakikada nereye gider? 20 çarpı 2 şuraya gider. 20 çarpı 2 yani 40 gider. 30 hızı olan keçi ise şuraya gider. 2 dakikada 30 çarpı 2 60 gider. O zaman burası 40, 60 daha 100 yolculuk yaptılar. Yolun tamamı 120'nin 100'ünü bitirdiler. Aralarında kalan mesafe ne oldu? 20 oldu. Bu şekilde buluruz. Dördüncü soruda bir araç belli bir yolu sabit bir hızla 3 saatte alıyor. Aynı araç hızını 20 arttırırsa aynı yolu 5 saatte alıyor. Azaltırsa. Buna göre aracın ilk hızı saatte kaçtır? Şimdi şöyle bir yol düşünelim. Bu aracın hızı belli değil. V hızla gidiyor. Kaç saatte gidiyor bunu? Bu yolu 3 saatte gidiyor. Aynı araç hızını V değil de V-20 diye azaltırsa bu aynı yolu kaç saatte gidiyor? 5 saatte. Şimdi hız çarpı zaman bu yolu verir. Hız çarpı zaman yine aynı yolu verir. O zaman bunlar birbirlerine eşitlenmelidir. Yani 3 çarpı V eşittir 5 çarpı V eksi 20. Hatta 5 ile V eksi 20'yi dağıtıp yazayım. 5 ile V'yi çarptım 5 V. Eksi dedim 5 ile 20'yi çarptım 100. 5 ile V eksi 20'yi çarpıp yazdım. Buradan eksi 100'ü bu tarafa artı 100 diye aldım. 5V'den 3V'yi çıkarttım. 2V kaldı. Her iki tarafı 2'ye bölünce V'yi 50 bulduk. Aracın ilk hızı 50'ymiş. İlk hızını sormuş 50. Beşinci sorudayız. Bir otomobil A kentinden B kentine saatte 60 hızla gidip V hızla dönmüştür. Şimdi
Şöyle A kentinden B kentine 60 hızla gidip dönüşte ise hızı V hızla dönmüş. Dönüş hızını söylememişler. Gidiş dönüş boyunca aracın ortalama hızı 80'miş. Buna göre V kaçtır diyor. Ortalama hızı nasıl hesaplıyorduk? Toplam yol bölü toplam zaman ile hesaplıyorduk. Burada toplam yol, x yol gitti, x aynı yolu geldi. O zaman x'ten toplam yolu 2x diyebilirim. Giderkenki zaman x bölü 60'la bulunur, yol bölü hızla. Dönerkenki zaman ise yine x bölü v ile bulunur. Dönüş hızımızı v demişler, söylememişler. Ve bu eşitmiş 80'e. Burada bütün x'leri sadeleştirip bu denklemi çözelim. Bunun için bir kağıt alacağım. Şöyle. X'leri değiştiriyorum ve diyorum ki 2 bölü 1 bölü 60 artı 1 bölü ve eşittir 80. Şimdi arkadaşlar bunun çözümünü yaparken evet, farklı yollar kullanabilirsiniz ama ben şöyle yapmak istiyorum. İçlerle dışların yerini değiştirmek istiyorum. Yani şimdi şu 2 burada duruyor. Altına 80'i getireceğim. 80'in yerine de 1 bölü 60 artı 1 bölü V'yi getireceğim. Bunu yaptım. Ne yaptım? Şu ikisinin yerini değiştirdim. Bunu rahatlıkla yapabilirim. Çünkü bu ikisi çarpım durumunda. Böylelikle bu da bir kesir oldu. Hatta 2 ile 80'i sadeleştirirsek 1 bölü 40 yapar burası. Burada 1 bölü 40 var. Şu 1 bölü 60'ı bu tarafa bir eksi 1 bölü 60 diye getirip 1 bölü V'yi yalnız bıraktım. Burada payda eşitliyorum. Bunlar 120'de paydaları eşitlenir. 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 120 eşittir. 1 bölü V oldu. V'miz ne oldu o zaman? 120. 1 bölü 120, 1 bölü V yapıyorsa V'miz 120 yapar. İşte çözüm şeklimiz bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size çözümün hepsini. Ve 6. sorudayız. Bir araç iki kent arasına gidişte saatte 60 hızla, dönüşte saatte 40 hızla alıyor. Gidiş dönüş toplam 10 saat sürdüğüne göre aracın gidiş süresi nedir? Şimdi arkadaşlar yine ben bunu şekilde göstereyim size. Şöyle bir AB arası yol var. Böyle gidiyor. Giderken hızı 60. Şuradan da şöyle dönsün. Dönerkenki hızı 40. Bu gidiş dönüş toplam kaç dakika? 10 saat sürmüş. Dakika değil, saat. 10 saat sürmüş ve gidişteki saati sorduğu için gidişteki saate T diyeceğim. Dönüşteki saat o zaman toplama saat olduğu için 10 eksi T olacak. Gördüğünüz gibi 60 hız saat T, 40 hız saat 10 eksi T. T ile 10 eksi T'nin toplamı 10 yapıyor. Bakın gidiş dönüş toplam 10 saat demek istiyoruz. Buradan giderken de aynı yolu alıyor, dönerken de aynı yolu alıyor. O zaman üstteki hız çarpı zaman eşittir alttaki hız da zamanın çarpımı. Yani 40 çarpı 10 eksi t ve 60 t birbirlerine eşittir. Çünkü bu iki çarpımlar hep x'i aradaki mesafeyi verir. Bu denklemi çözerken önce şu sıfırları silelim. Burası 6 t. Burada 4'ü paranteze dağıtırsak 4 çarpı 10 40. Eksi 4 çarpı t, 4t. 4t'yi bu tarafa alıp 6t ile topladım. 10t eşittir 40 oldu. Her iki tarafı 10'a bölünce t eşittir 4 oldu. Biz de hemen zaten gidiş süresine t dediğimiz için cevap 4 oldu. Gidiş süresini soruyordu. Dönüşü sorsa 10'dan 4'ü çıkarıp 6 diyebilirdik. 7. soruda bir dairesel pist sorusu var. Şekilde belirtilen hızlarla 600 metre uzunluğundaki dairesel pist üzerinde aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayan iki hareketli kaç dakika sonra ilk kez yan yana gelir? Bunlar da aynı yöne gittiklerinde arkadakinin öndekine yetişmesi için bir tam tur atıp üstüne fazladan gitmesi gerekiyor. Yani tur bindirmesi gerekiyordu. O zaman şöyle diyorduk birbirini yakalamaya çalışırken sanki aralarında daire pisel pist kadar ve mesafe varmış gibi düşünüp hızları farkı çarpı zaman yani 18 eksi 6 hızları farkı çarpı zaman t eşittir alacağı yol. Dairesel pistin çevresi 600.
şeklinde yapıyorduk. Bu arada bunlar metre bölü dakika, pistimizde 600 metre, hepsi metre ve dakika cinsinden olduğu için cevap da dakika cinsinden çıkacak. Hızları farkı çarpı zaman dairesel pistin çevresini veriyor. Birbirlerini yakalamaya çalışırlarken böyle. Şurası 12T eşittir 600. Her iki tarafı 12'ye bölünce T'yi 50 buluyoruz. Cevap E şıkkı oluyor. İkinci soruda diyor ki şekildeki uzay mekiği dünyadan aya doğru doğrusal bir yol izleyerek yolculuğa başlıyor. Uzay mekiği dünya atmosferinden çıktığı anda hızı 2000 kilometre bölü saattir. Bu uzay mekiği aya olan yolculuğunda 4 günde kaç kilometre yol alacaktır? Şimdi bu cinsine kilometre bölü saat arkadaşlar. 4 günü saate çevirmeliyiz. Bir gün 24 saat olduğuna göre 24'ü 4 ile çarpıp 96 saatte ne kadar yol alır onu bulmalıyız. 2000 hızımız saatimizde 96, hız çarpı zaman alınacak yolu veriyor. 96 ile 2'yi çarparsak 192 yapar. Yanında da 3 sıfırı var. Dolayısıyla 192 bin kilometre yol alır. Bu uçak ya da uzay mekiği. İkinci sorudayız. Aralarındaki uzaklık 320 kilometre olan iki aracın hızları arasında 3 ve 1 eşittir 7 ve 2 bağıntısı vardır. Bu iki araç aynı anda aynı yöne doğru hareket ettiklerinde hızlı olan araç yavaş olan araca 5 saat sonra yetişiyor. Buna göre V2 hızı saatte kaçtır? Şimdi aralarında 320 kilometre olan iki araç var. Şöyle bunu çizelim, şöyle göstereyim size. Bir yol var. Biraz daha şu tarafa çizeceğim. Şimdi şöyle bir yol var. Aralarında. Birinci aracımızla ikinci aracımızın arasındaki mesafe 320. Şimdi 3 ve 1 eşittir 7 ve 2 demiş bak. 3 ve 1 eşittir 7 ve 2 demiş. Böyle olduğunda bunun katsayısını buna veriyorduk. Bunun katsayısını buna veriyorduk. Yani buna 7 ve dersen diğerine 3 ve derim. Bakın 3 kere 7 ve 21 ve 7 kere 3 ve 21 ve eşitlik sağlanmış oluyor bu şekilde. Birinin hızı 7 ve ikincinin hızı 3 ve. Şimdi bunlar birbirlerini yakalayacağına göre arkadaki aracın hızına büyük olanı, öndeki aracın hızına küçük olan hızı verirsek bunlar şurada birbirlerini yakalasınlar. Kaç saat sonra yakalayacaklarmış bunlar birbirinin? 5 saat sonra. Şimdi bu öndeki araç 5 saatte şu kadar yol alacak. 3 kere 5, 15 V kadar yol alacak şuraya. Diğer araçlar şuradan şuraya gelecek. 7 kere 5, 35 V kadar yol alıp tamamlayacak yolu. 35 V'den 15 V çıkarırsak 20 V kalıyor ki bu da 20 V'nin 320'ye eşit olduğunu gösterir. 20 V eşittir 320. Her iki tarafı 2'ye bölersek V'yi 16 buluyoruz. Gördüğünüz gibi V çıktı ortaya. Bize V2'nin hızını soruyor. V2 başına 7 konulan araç, biz onun hızına 3 V kadar demiştik. O zaman her iki tarafı 3 ile genişletirsek 3 kere 16, 3 V'lik hız 48 yapar. Cevap neymiş? A şıkkı 48'miş. Şuradan da çözüme bakabilirsiniz böyle. Hızları farkı çarpı zaman aradaki mesafedir diye yaptık soruyu. Ama şekli de çizip görmenizi istedim. Yani neden öyle yaptığınızı görmemizi istedim. O yüzden çizdim. Şimdi üçüncü sorudayız. K ve M noktasından şekildeki hızlarla aynı anda birbirlerine doğru harekete başlayan iki araç kaç saat sonra karşılaşır? Bu iki araç birbirlerine doğru hareket edip geldiklerinde hızları toplamı çarpı zaman aradaki mesafeyi veriyordu. Ben şurada buluştuklarını, şurada karşılaştıklarını söyleyeyim. Kaç saat sonra karşılaştıklarını da bilmiyormuşuz, değil mi? Birbirlerine doğru harekete başlayan iki araç kaç saat sonra karşılaşırlar diyor. Şimdi bu T saatte bu kadar geldiyse bu da T saatte bu kadar gelmiştir. Peki T saatte geldiği yol 5 VT kadar,
Bunun t-saatte geldiği yol ise 9, 8 ve çarpı t kadar. Hızı 8 ve zaman t dedim. T'yi bize soruyorlar. Burada 8 ve t ile 5 ve t'yi toplayacağım, değil mi? 5 ve t artı 8 ve t'yi toplayacağım ve toplam bu toplam kaç kilometreymiş? 169 V kilometreymiş. 169 V kilometreymiş. Herkes de V var. O zaman herkesten birer V alıp herkesi V'ye bölersek. 5T, 8T daha 13T eder 169. Her iki tarafı 13'e bölünce 169 13'ün karesi olduğu için T'miz ne olur? 13 olur. Demek ki 13 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Yani hızların toplamı çarpı zaman aradaki mesafeyi verir. Bunu kullandım. Bir araç her saat başında hızını iki katına çıkararak belirli bir yolu 4 saatte alıyor. Buna göre aracın yol boyunca ortalama hızının ilk hızına oranı kaçtır? Şimdi bu soruyu da yapalım yine ama ne oldu görüntü ya? Aa, niye böyle oldu bunun görüntüsü? Bekleyin biraz. Bir dakika şimdi bu işi şey yapacağım. Bir şey yok. Şimdi iyi oldu. Devam edelim. Dördüncü soruda ortalama hız sorusu vardı. Bir tane araç varmış. Her saat başında hızını iki katına çıkarmış ve 4 saat yolculuk yapmış. Şimdi şu birinci saat, şu ikinci saat, şu üçüncü saat ve şu dördüncü saat. 4 saatlik yolculuğunu bu şekilde gösteriyor. İlk önce yola B hızla çıkıyor. Ondan sonra 1 saat yolculuk yapıyor. Burada 1 saat yolculuk yapıyor ve buraya geldiğinde hızını iki katına çıkarıyor. 2V. Sonra yine 1 saatlik yolculuk yapıyor. Buraya geliyor ve hızı 4V oluyor. 2'ye katlıyor. Ve yine 1 saatlik yolculuk yapıyor. Hızını 4, 8, 2 katı 8V'ye çıkarıyor ve en son 1 saat daha yolculuk yapıyor, duruyor. Artık ilk katına çıkartmasının bir önemi yok. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Ne kadar mesafe yaptığını falan görüyorum. Bizim ortalama hız dediğimiz şey toplam yol bölü toplam zamandı. Peki toplam yolu nasıl bulursun? V çarpı 1 saat yani V kadar gitti. 2V çarpı 1 saat yani 2V kadar yol gitti. 4V çarpı 1 saat 4V yol gitti. Ve son olarak 8V çarpı 1 saat 8V yol gitti. Aldığı yolların toplamı budur. Bölü zaman ise 1 saat, 1 saat, 1 saat, 1 saat toplarsak 4 saat eder. İşte bu. Topluyorum 3V, 4V daha 11, 3, 4 daha 7V, 8V daha 15V bölü 4. Bu görmüş olduğumuz ortalama hız. Bana diyor ki ortalama hızın ilk hızına oranını soruyor. Ortalama hızın V'ye böl diyor yani. Ortalama hızı V'ye bölersek V'ler gider. 15 bölü 4 olur. Cevap da B şıkkında varmış. İşte bu şekilde çözümümüz var. Toplam yol bölü toplam zaman yaptık. Beşinci soruda saatte 80 hızla belirli bir noktadan harekete başlayacak olan bir araç her 2 saatte bir hızını yarıya indirerek toplam 8 saatte kaç kilometre yol gider? İlk hızını söylemişler 80 diye. Bu da 8 saatlik yapacakmış ama her 2 saat demiş. Şimdi o zaman şöyle yola çıkıyor. 2 saat gidiyor. Sonra 4. saat. Sonra 6. saat. Sonra 8. İkişer saat gitti bu şekilde. İlk hızı 80'di. 2 saat gitti. Hızını yarıya indirdi 40. 2 saat gitti. Hızını yarıya indirdi 20. 2 saat gitti. Hızını yarıya indirdi 10. 2 saat gitti. Ondan sonra gitti mi gitmedi mi bizi ilgilendirmez. Bizimki buraya kadar. Toplam 8 saate kaç kilometre yol gider diyor. Biliyorsunuz uzaklığı bulmak için hızla zamanı çarparsın. 80 çarpı 2 bu aralık 160 kilometre oluyor. 40 çarpı 2 burası 80 kilometre oluyor. 20 çarpı 2 burası 40 kilometre. Burası da 10 çarpı 2 20 kilometre oluyor. Aldığı yollar bunların toplamı kadar. Şöyle 160, 80 daha 240, 40 daha
280, 20 daha 300. 300 kilometre yolculuk yapmıştır. Altıncı sorudayız. Hızı saatte 90 kilometre olan bir tren, 6000 metre uzunluğundaki bir tüneli 300 saniyede geçiyor. Buna göre trenin boyu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar, bazı sorularda metre bölü dakika der, bazı sorularda metre bölü saniye der. Sorun yok. Hangisi hepsi, yani bu sorumuzu metre bölü saniye şeklinde yapacağız. Çünkü 300 saniyede geçiyor demiş. Uzaklık metre cinsinden verilmiş. Trenin boyu metre cinsinden sorulmuş. Sadece trenin hızını metreye çevirmemiz gerekecek. Bunun için de 3 tane sıfır koyup 3600'e bölüyorduk. Çünkü 3660 çarpı 60 saatin saniyeye çevrilmiş haliydi. Şimdi şöyle şeklimizi düşünürsek bir tünel var. Bir tünelimiz var. Bu tünelimizin boyu kaçmış? 6000 metreymiş. Şurada da bir trenimiz var. Evet. Trenimiz var bu şekilde. Bu trenimizin boyunu bilmiyoruz. X diyoruz. Ne oluyordu trenlerin tüneli geçme sorularında? Aldığı yol bu ikisinin toplamı. Tünelin boyu ile trenin boyunun toplamı kadardı. Yani 6000 ile X'in toplamı alacağı yol kadardı. Peki hızı ne? Hızı saatte 90. Saatte 90'ı önce metreye çevirip 90 kilometreyi 90.000 metreye çeviriyorum. 3 sıfır ekliyorum. Bölü 2 tane 60'a bölüyorum. Birinci 60'a bölmem onu dakikaya çevirir. İkinci 60'a bölmem onu saniyeye çevirir. Yani 3600'e bölüyorum. Ne yaptım? Metre bölü saniyeye çevirmiş oldum. Çarpı zaman. Burada 300 saniyede geçtiği için zaman yerine 300 yazıyoruz. İşte bu şekilde yapacağız. Şuradan sıfırları sadeleştirdim. 3 ile 36'yı sadeleştirdim. 12 oldu. 90.000 12'ye bölünür mü? Bölünür herhalde. Şöyle sadeleştirdim. 90.000'i 6'ya bölsem 15.000 yapar. 15.000 2'ye bölsem 7.500 yapıyormuş. Evet, 7.500. 6.000 artı x'in 7.500 olduğunu buldum. X'i yalnız bırakırsak, 7.500'den 6.000'i çıkarırsak, trenin boyunun 1.500 metre, yani 1.5 kilometre olduğunu bulmuş oluruz. Bayağı uzun bir tren çıktı. Evet. Şimdi tren sorumuzda 2 kere 60'a bölerek saniyeye çevirdik. Burada ben hocam şunu saniyeyi dakikaya çevirseydim 300 saniye demek 60'a bölünce 5 dakika demektir. Onu dakikaya çevirseydim de 9000'i 60'a bölüp metre bölü dakika cinsinden hesaplasaydım, şu paydaya 60 yazsaydım, burada da 5 yazsaydım olur muydu? Olurdu. Yani sen şuradaki 300 saniyeyi dakikaya çevirdiysen, o zaman 90.000 kilometreyi 300.600'e değil sadece 60'a bölecektin. Sadece dakikaya çevirecektin. Ayrıca saniyeye çevirmene gerek kalmayacaktı. Ve son soru. Diyor ki Türk futbolunun önemli yolcularından olan Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı. Penaltı atışı yapmak için penaltı noktasına geliyor. Hami topa vurduğu andan itibaren topun kale çizgisine ulaşana kadar sabit hızı 90 kilometre bölü saattir. Vay. Saatte 90 hızla buradan vuruyormuş. Top kale çizgisine kaç saatte varmıştır? Tamam. Sonucu da saat cinsinden istiyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hız çarpı zaman alacağı yolu veriyorduk. Kaleden uzaklığının şurada 9 metre olduğunu görüyorsunuz. Bakın buraya göstermişler. Şimdi hızı 90, zaman da t. Bakın bu kilometre bölü saat, kilometre bölü saat de, bu da saat. İkisi aynı cins. Ama 9 metreyi kilometreye çevirmem gerekecek. Buradaki 9 metre kaç kilometre eder? Onu bulmak için 9'u 1000'e bölüyoruz. Çünkü
bin metre bir kilometre eder ya. Yani şöyle bak, şurada oran kuralım. Bir kilometre bin metre. O zaman 9 metre kaç kilometre? İçler dışlar yaparsan 9 bölü 1000 yapar işte. Bak 1000x eşittir 9 olur. 9 kere 1. Buradan x'i yalnız bırakınca 9 bölü 1000 bulursun. İşte bu şekilde ne yaptık? Bunu da kilometre cinsinden yazdık. Kilometre bölü saat, saat ve kilometre hepsi aynı cins yazıldı. Şimdi burada her iki tarafı 90'a bölüp t'yi yalnız bırakmak istiyorum. Yani t eşittir 9 bölü 1000 çarpı 90 biçiminde. Şu 9'lar sadeleşince t'miz 1 bölü, burada 3 0, 1 0 da buradan geldi, 4 0'lı. Yani 10.000 olur. 1 bölü 10.000 olur. Bu da 1 bölü 10.000 demek, 4 tane 0 olduğu için 10 üzeri eksi 4 demektir. O da D şıkkında var. 10 üzeri eksi 4 saat